siz de onlar gibiydiniz. Allah size lütfetti. Allah size ikramda bulundu. Bakın tekrar ikazda buyuruyor. Fetebeyyenu diyor. Tekrar akledin. Düşünün. Hemen acele karar vermeyin. Hikmetle beraber Hakk'a doğru tevessül edin diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi bu ayetleri dinledik. Nisa 94'te hazırlanan bir mücahit tablosu söz konusu. Şimdi kendi kendimize düşünüyoruz değil mi? Bunun herhalde bir nüzulu sebebi vardır. Bu ayetlerin 7 kat göğün üzerinden kitabın içine dökülmesinin bir sebebi vardır. Evet, buna ilmimiz yetersiz kaldı. İbn Kesir rahimeullah'a gittik ve önümüze sayfaları açtığımızda tam 8 hadiseyi bu ayetlerle iliştirdi. 8 olay nakletti. Yalnız biz sadece 3 tanesine değineceğiz kardeşler. 2 tane sahih, 1 tane de alimlerin zayıf dediği rivayeti gündemimize taşıyacağız. İlki İmam Buhari'den geliyor. İbn Abbas şöyle buyuruyor. Bir adam kendi sürüsünü otlatırken Müslümanlarla karşı karşıya geldi ve onlara selam verdi. Hadisin buraya kadar kısmı bu kadar. İbn Abbas'tan bu sefer İmam Ahmed şöyle naklediyor. Diyor ki bu adam, yani hayvanlarını otlatan sürü sahibi adam, Beni Süleym kabilesinden bir adammış. Bir fazlalık bu kadar veriyor. İsim yok. Şahıs belli değil. Yalnız bu adam selam veriyor. İmam Ahmed de diyor ki, ifade aynen şöyle, Esselamu aleykum diye seslendi diyor. Müslümanlar, İslam ordusu, İslam topluluğu bu adamın üzerine saldırdılar. Adamı öldürüp sürülerine el koydular. Sürüyü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdiler. Olayı naklettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeden Nisa suresi 94. ayetler gökyüzünden cilvelenerek aşağı doğru indi. Ve Allah mümin erkek ve mümin kadınların tabir yerindeyse yapmış olduğu bu hatayı düzeltmeye başladı. Tamam kardeşler? Birinci rivayet bu. Bakın ikinci rivayet. İkinci rivayet Bezzar'dan geliyor. Alimler diyorlar ki bu hadis sahih bir hadistir. Yalnız olay farklı bir şekilde anlatılıyor. Bezzar'da geçen hadiste İbn Abbas şöyle anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu topladı. Bu ordunun içerisinde Miktat bin Evs radıyallahu anh da vardı. Bu adamın diğer adı Miktat bin Amr'dır. Bu ilk iman eden sahabelerdendir kardeşler. Bir rivayette 7. sahabe diyorlar. Hatırlar mısınız Bedir günü Allah Resulü başta olmak üzere müminleri galyana getiren, şevklendiren, cihada karşı onları teşvik eden güzel sözler söylemişti. İşte bu Miktat. Bu ordunun içerisinde. Bu ordu Resulullah'tan ayrılıyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saldırma emrini verdiği beldeye geliyor. Ordu bir bakıyor ki belde halkı orada değil. Herkes bölgeyi terk etmişler. Yalnız bir adam müstesna. Bütün servetiyle, malıyla, mülküyle, eşyasıyla o beldede tek başına bekliyor. Miktat ve adamları adamın yanına yaklaşıyor. Adam diyor ki La ilahe illallah. Yalnız Miktat bin Esved radıyallahu anh adamın üzerine atlıyor. Adamı oracıkta öldürüyor. Ve yanındaki sahabeler diyor ki sen La ilahe illallah diyen bir adamı öldürdün ha. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiğimizde seni şikayet edeceğiz. Medine'ye dönüyorlar. Olay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aktarılıyor. Bana diyor Miktat'ı çağırın diyor. Miktat radıyallahu an geliyor. Diyor ki ey Miktat sen la ilahe illallah diyen bir adamı öldürdün ha diyor. Öyle tekrarlıyor ki sen la ilahe illallah diyen bir adamı öldürdün ha diyor. Peki diyor ey Miktat yarın diyor la ilahe illallah karşına çıktığında ne diyeceksin diyor. Diyor ne demek istiyor? Kıyamet gününde insanlar hesaba çekildiğinde
senin öldürdüğün adam la ilahe illallah sözlerini söyleyerek diriltildiğinde ve o kelimeler ey Miktat o adamın dudakları arasından biz süzülmemize rağmen sen bu adamın elin, senin ellerin bu adamın kanına nasıl bulaştı diye söylediğinde ne yapacaksın ey Miktat? Miktat susar. Nisa suresi 94. ayetleri iner. Bu ayetler indikten sonra Allah Resulü Miktat'a yönelir. Ey Miktat der. Kafir bir milletin içerisinde imanını gizleyen bir adamı der nasıl öldürdün? Kafir bir milletin bir beldenin içerisinde imanını gizleyen bir adamı nasıl öldürdün? Dün sen de Mekke'deyken imanını böyle gizlememiş miydin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Subhanallah. Evet dün müminler de kadınıyla erkeğiyle Mekke'de La ilahe illallah sözünü gizli söylemek zorunda kalmışlardı. Dün müminler Mekke'de Müslüman olduklarını gizlemek zorundaydılar. Neden? Ya taşlanıyorlardı, ya işkence görüyorlardı, ya hicrete zorlanıyorlardı, ya da şehadeti tadıyorlardı. O yüzden Mekke'de Müslüman olmak zordu ve imanlarını gizliyorlardı. Şimdi ey Miktat sen bu adamı nasıl öldürdün diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona azar veriyor. Bu iki rivayet sahih bir rivayet. Şimdi Taberi'den bahsedeceğim rivayet çok ilginç. Ne olur dikkatinizi buraya çekin Müslümanlar. Alimler zayıf diyorlar. Yalnız bunu Kurtubi Taberi'den, Suyuti Taberi'den, İbni Kesir Taberi'den rivayet ediyor. Rivayet edilmesinde sakınca görülmeyen bir olay. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu hazırladı. O ordunun içerisinde Muhallim bin Cessame isminde bir adam vardı. Ordu Resulullah aleyhisselamdan uzaklaştı. Yoldayken Amir bin Azbat isminde bir adamla karşılaştılar. İslam ordusu. Amir'le Muhallim arasında geçmişten gelen bir husumet var. Bir kavga var. Muhallim, bakın dikkat edin. Azbat, İbni Azbat kendisine Esselamu Aleykum diye karşılık vermesine rağmen Muhallim üzerine atlıyor ve adamı aracıkta öldürüyor. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildiriliyor. Resulullah kendisini çağırmadan Muhallim Resulullah'ın yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben bir hata yaptım. Benim bu hatam için Allah'tan bağışlanma dile. Resulullah ne diyor biliyor musunuz dostlar? Allah seni affetmesin ey Muhallim diyor. Allah seni bağışlamasın, seni affetmesin diyor ey Muhallim. İbni Ömer diyor ki bu adam evine gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri bu adama öyle ağır geldi ki hastalığından bir hafta sonra vefat etti. Tam bir hafta yaşadı. Peki olayın daha ilgincine gidelim. Sahabe diyor ki bu adam gömüldü. Gömüldüğü an toprak onu dışarı attı. İkinci bir defa gömdüler. Adam ikinci bir defa tekrar topraktan çıktı. Cesedini üçüncü defa gömdüler. İbni Ömer diyor ki ceset üçüncü defa toprağın dışına çıktı. Şaşırdılar bu duruma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki ya Resulallah toprak bu adamı...